Gelir eşitsizliği kavramı 1929 bunalımından sonra özellikle de Keynesyen ekonominin makroekonomik politikalara hakim olduğu dönemde ulusal ekonomiler için dikkat çekici bir kavram olmuştur. Yoksulluksa özellikle 1980 sonrasında büyük umutlar bağlanan neoliberal politikaların 1990'larda ortaya çıkan ilk uygulama sonuçlarından sonra dünya gündemine oturmuştur. Gelir dağılımı ve yoksulluk konularının tartışılacağı bu programda anahtar kavramlar gelir dağılımı, gelir eşitsizliği, yoksulluk, mutlak yoksulluk ve göreli yoksulluktur. Bu programı izledikten sonra gelir dağılımı nedir? Yoksulluk nedir? sorularına yanıt bulabileceksiniz. Bir ülkede Belirli dönemler içinde yaratılan gelirin fertler, hane halkları ya da üretim faktörleri arasında bölünmesine gelir dağılımı adı verilir. Gelir dağılımı, sosyal adalet ve eşitlik kavramlarıyla yakından ilgili bir kavramdır. Bir ülkede sosyal ve ekonomik kararlar alınırken gelir dağılımının adil olup olmadığı, ekonomik performansın yeterli ve dengeli bir şekilde arttırılmasında büyük önem taşır. Gelir dağılımının çeşitli türleri vardır. Bunlar bireysel gelir dağılımı, fonksiyonel gelir dağılımı, bölgesel gelir dağılımı, sektörel gelir dağılımı, birincil ve ikincil gelir dağılımı, yatay ve dikey gelir dağılımı ile ülkeler arası ve küresel gelir dağılımıdır. Bireysel gelir dağılımı, bir ülkede meydana getirilen gelirin toplumu oluşturan birey ve hane halkları arasında nasıl dağıtıldığını gösteren gelir dağılımı kavramıdır bireysel gelir dağılımı bireylerin ve hane halklarının gelirlerinin büyüklüğüne göre belirlenir. Bireysel gelir dağılımında hane halkının yüzde dağılımı ile gelirin yüzde dağılımı karşılaştırılır. En yüksek ve en düşük gelir grupları arasındaki farklar eşitsizlik derecesini oluşturur. Fonksiyonel gelir dağılımı, milli gelirin elde edilmesine katkıda bulunan çeşitli üretim faktörlerinin milli gelirden aldıkları payı ifade eden bir kavramdır bu gelir dağılımı türünde milli gelirin kar, ücret, faiz ve rant arasındaki dağılımı dikkate alınır. Bölgesel gelir dağılımı ise bir ülkenin sınırları içerisinde yaratılan gelirin bölgeler arasındaki dağılımını göstermektedir. Bölgeler arası gelir eşitsizlikleri az gelişmiş ülkelerde gelişmiş ülkelere kıyasla daha fazladır. Sektörel gelir dağılımı, tarım, sanayi ve hizmetler sektörleri başta olmak üzere çeşitli üretim sektörlerinin ulusal gelire hangi oranda katkıda bulunduğunu gösterir. Gelişmiş ülkelerde milli gelire en büyük katkıyı hizmetler sektörü yapmakta, onu sanayi sektörü takip etmektedir. Tarım sektörünün milli gelirdeki payı ise genellikle küçüktür. Piyasa ekonomisinin işleyişine herhangi bir müdahale olmaksızın ortaya çıkan milli gelirden Üretim faktörlerinin aldığı emek, kar, faiz ve ücret şeklindeki gelir dağılımına birincil gelir dağılımı adı verilir. Bu gelir dağılımı çeşitli kurumsal faktörler ve piyasa aksaklıkları nedeniyle adil olmayabilir. Devlet çeşitli nedenlerle piyasa ekonomisinin işleyişine karışır ve gelir dağılımına müdahale ederek gelir dağılımının adaletli olmasına çalışır devletin gelir dağılımına yaptığı müdahaleye ikinci il gelir dağılımı adı verilir. Bir toplumda üst ve alt gelir grupları arasında gelirin nasıl dağıtıldığı söz konusu olduğundaysa dikey gelir dağılımından, aynı toplum içindeki gelir dağılımı söz konusu olduğundaysa yatay gelir dağılımı ifade edilir. Ülkeler arası gelir dağılımı kavramında ülkelerin ya da hesaplanma amacına göre bölgelerin ortalama gelirleri ya da kişi başına düşen ulusal gelirleri arasındaki farklılıklar ölçülür. Ülkeler arasındaki ortalama gelirlerin birbirine yakınlaşması eşitsizliğin azaldığını göstermektedir. Küresel eşitsizlik kavramı ise hem ülke içi eşitsizlikleri hem de ülkeler arası eşitsizliği kapsar. Burada asıl amaç bireyin refahının dünyadaki yerinin belirlenmesidir. Yoksulluk tanımlanması oldukça güç bir kavramdır. Yoksulluk toplumdan topluma ve aynı toplumun farklı katmanlarında değişik şekillerde algılanır. Şimdi farklı yoksulluk tanımlamalarını incelemeye çalışalım. Mutlak yoksulluk yaşamı sürdürebilmek için gerekli olan asgari besin bileşenlerinin ya da kalorinin esas alınarak buna göre bir sınır çizilmesidir. Göreli yoksulluk ise minimum kalori ihtiyacının yanı sıra temel toplumsal ihtiyaçlardan olan barınma, eğitim, sağlık ve benzeri kültürel ve toplumsal ihtiyaçları dikkate alır. Bu ihtiyaçların karşılanması için gerekli ek gelir ihtiyacı mutlak yoksulluk sınırına eklenir. Subjektif yoksulluğa göre bir birey temel tüketim mallarını tüketebildiği halde tüketim sepeti içindeki tüketemediği mallar nedeniyle kendini yoksul hissediyorsa bu birey yoksuldur. İnsani yoksulluk kavramında ise yoksulluk elde edilen gelirle ilişkilendirilmez. Yoksulluk insani yaşam standartlarına erişme olanaklarına göre saptanır. Son olarak zayıflık ve korunmasızlık ise halen yoksul olmayan bir kişi ya da hane halkı gelir düzeyinin ya da tüketiminin yoksulluk sınırı altına düşme riskiyle yoksul ise yoksulluktan kurtulamama tehlikesinin devam etmesi anlamına gelir. Yoksulluğu ölçme yöntemlerinin çoğunda öncelikle bir yoksulluk sınırı belirlenir. Yoksulluk sınırı bir toplumda yoksul olanlarla Yoksul olmayanları birbirinden ayırmak için çeşitli tanımlamalar ve kriterler çerçevesinde oluşturulmuş bir çizgidir. Bu çizginin altında kalanlar yoksul olarak tanımlanır. Yoksulluk sınırı değişmez bir sınır değildir. Zaman ilerledikçe ya da yoksulların yaşadığı bölge değiştikçe bu sınır da kaçınılmaz bir şekilde değişecektir. Şimdi başlıca yoksulluk ölçüm yöntemlerini görelim. Açlık sınırı yaklaşımı Alınması gereken minimum kalori miktarı yaklaşımı olarak da ifade edilir. Bu yaklaşımda ilgili toplum için alınması gereken asgari kalori miktarını sağlayan bir gıda sepeti oluşturulur. Bu sepetin piyasa fiyatları cinsinden değeri bulunur. O toplumda yaşayan bir birey bu minimum kalori miktarını alamıyorsa yoksul olarak nitelendirilir. Temel ihtiyaçlar yaklaşımında ise yoksulluğu alınması gereken kalori miktarına bağlayan açlık sınırı yaklaşımının tersine yaşamak için gerekli temel ihtiyaçlar arasına barınma, giyinme ve sağlık hizmeti gibi ihtiyaçlar dahil edilmektedir. Bu ihtiyaçlar demetini karşılayacak gelir yoksulluk sınırını oluşturmakta ve bu gelire sahip olamayanlar yoksul olarak nitelendirilmektedir. Gıda oranı yaklaşımında bireylerin ve hane halklarının gıda tüketimine yaptıkları harcamanın Toplam harcama miktarı içindeki oranına bakılır. Medyan gelir yaklaşımı ile toplumda yaratılan ortalama gelirin yarısı yoksulluk sınırı olarak belirlenir. Son olarak özel yaklaşım yönteminde büyük ölçekli anketler yardımıyla toplumu oluşturan kişilere temel ihtiyaçlarını karşılayıp karşılayamadıkları sorulur. Temel ihtiyaçlarını karşılayamadıklarını söyleyen kişiler yoksul olarak tanımlanır. Başlıca gelir dağılımı türleri, bireysel gelir dağılımı, fonksiyonel gelir dağılımı, bölgesel gelir dağılımı, sektörel gelir dağılımı, birincil ve ikincil gelir dağılımı, dikey ve yatay gelir dağılımı ile ülkeler arası ve küresel gelir dağılımıdır. Yoksulluk, toplumdan topluma ve aynı toplumun farklı katmanlarında farklı algılandığı için tanımlanması güç bir kavramdır. Farklı yoksulluk tanımlamaları incelendiğinde mutlak yoksulluk kavramı yaşamı sürdürebilmek için gerekli olan asgari besin bileşenleri esas almakta ve buna göre bir sınır çizmektedir. Göreli yoksulluksa minimum kalori ihtiyacının yanı sıra temel toplumsal ihtiyaçları da dikkate almaktadır. Göreli yoksullukta bu ihtiyaçların karşılanması için gerekli ek gelir ihtiyacı mutlak yoksulluk sınırına eklenir. Subjektif yoksulluğa göre tüketim sepeti içindeki tüketemediği mallar nedeniyle kendini yoksul hissediyorsa bu birey yoksuldur. İnsani yoksulluk kavramında ise yoksulluk insani yaşam standartlarına erişme olanaklarına göre saptanır. Son olarak zayıflık ve korunmasızlıksa yoksulluk sınırı altına düşme riskiyle yoksulluktan kurtulamama tehlikesinin devam etmesi anlamına gelir. Yoksulluğun ölçülmesinde kullanılan yaklaşımlarsa, açlık sınırı yaklaşımı, temel ihtiyaçlar yaklaşımı, gıda oranı yaklaşımı, medyan gelir yaklaşımı ve öznel yaklaşımdır. Bu programda gelir dağılımı türleri, yoksulluğun kavramsal analizi ve yoksulluğun ölçülmesi konularına değinildi. Konuyla ilgili ayrıntılı bilgiyi İktisadi Kalkınma Ders Kitabı'nın 6. ünitesinde bulabilirsiniz.